anket yapanlar, kamuoyu araştırmacıları bilimsel olarak zaten bu bütün anketlerde geçerlidir. Bir yanılma payı vardır, bir hata payı vardır. %2'dir, 2,4'tür, 2,5'tür vesaire. Zaten Bu o örnekleme göre değişir. örnekleme göre de ilan ediliyor. Bizim hata Evet, payımız şu şu kadar kadardır diye. falan der. Şimdi %2,5 şu demek. Yani %40 bulduk ama %41 olabilir. %41,5 olabilir ama daha fazla olamaz demek. Şimdi bir hata payı %2 dedik, 2,5 dedik. Ya siz bir anket yapıyorsunuz. Bu ilk defa da olmuyor. 2018 seçimlerinde de oldu, ondan önce de oldu. %1-2 yanılmıyorsunuz. %100 yanılıyorsunuz. %150 yanılıyorsunuz. Ya böyle bir anket var mı? Böyle bir anketçilik var mı? MHP'nin oyunu %3,5-4 gösterip MHP sonuçta 10,5 alıyorsa siz anketçi falan değilsiniz. Siz başka bir şeysiniz. Başka bir meslek grubuna dahilsiniz. Yani demek ki burada ne anket yapılıyor ya da yapılan anketler masa başında manipüle ediliyor. Şimdi bu anketçilik meselesine dair şunları söylememiz lazım. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Bazı anket şirketi denilen şirketler var ve bunlar partilere dolaşıyorlar. Oy oranlarını o partilerin yüksek göstermek için para istiyorlar. Evet. Bazı partiler de o parayı veriyor. Verdikleri paranın ölçüsünde oy oranlarını arttırıyorlar. Yani bu hepimizin bildiği bir şey. Ne kadar Ne kadar köfte, hani öyle miydi? O ne kadar kadar ekmek, ekmek, o kadar köfte. evet. Ya Ne kadar köfte, o kadar ekmek. şimdi bir kere bu bizim kanunlarımızda bu anket meselesinin bence biraz net tanımlanması lazım bu arada. Çünkü bunun borsa manipülasyonundan hiçbir farkı yok. Borsa manipülasyonu nasıl bir suçsa, bu da siyaset dışı bir siyasete müdahale var. Bunun da suç olarak değerlendirilmesi lazım ve buradaki para ağının, para akışının da iyi gözlenmesi lazım. Çünkü para karşılığında oy arttırılması bu manipülasyondur. Ve manipülasyon burada demokrasi bir müdahale anlamına gelir. Ve hukuk dışı bir şeydir. Ve isim vermeyelim. Bir parti, hepimizin kulağına da gelmiştir. Bir parti bayağı bir para vermiş bilinen bir anket şirketine. Ve verdiği para ölçüsünde de oyları olduğunun 1,5 katı gösterilmiş. Ve verilen paralar da az paralar değil. Şimdi işin bu illegal ve gayrimeşru tarafını geçelim. Bir de bunların içinde hakikaten az önce ismi de geçti. Böyle çok prestijli kamuoyunda hatta anket yayınladığı zaman borsayı bile etkileyebileceğine dair algı oluşturulan firmalar var. Ya bu firmalar hiçbir seçimde sonuçları tutturamıyorlar. Her seçimde manipülasyon yapıyorlar. Bu seçimde de hiçbir şekilde tutturamadılar. Alakası bile yok verdikleri rakamların. Ama hala yani nasıl utanmadan, yüzleri kızarmadan böyle çok muteber insanlarmış gibi televizyonlara çıkıp konuşuyorlar, gazetelere röportaj veriyorlar. İşte ben bunu anlamıyorum. Senin anlamana yardımcı olmak için bunlardan birisinin bir sözü var. Onu söyleyeceğim şimdi. Diyor ki bize niye kızıyorsunuz diyor. Örneklem diye bir şey var diyor. Yani örneklem yapmış da onu bulmuş. Bunun hakikatle bağdaşmadığını işte burada zaten ardamanın çatlamıştı ortaya çıkıyor. Herkes biliyor. Yani bunun ankette falan işte özür dilerim örneklemle bilgisi yok. Sizin ön yargılarınız, sizin manipülasyon gayretlerinizden ankete yer kalmıyor ki. Siz zaten orada hani arabayı dolduruyorsunuz. Anketteki örneklem, anketörün hani düzgün eğitim almış olması falan gibi teknik konuların hepsi arkada kalıyor. Arabaya binemiyor zaten. Siz bir takım aktörlerle görüşüyorsunuz. Para meselesini Aynen. hallediyorsunuz ve manipülasyon gayretiyle bazıları para kısmı, bazıları da parayla beraber siyasi angajmanla siyaseti dizayn etme merakıyla böyle hamleler de bulunuyorlar. Şimdi özellikle bu anket şirketlerin MHP'ye karşı bir hıncı var. Özellikle MHP'ye karşı bir hıncı var. Çünkü her seçimde biz bunu görüyoruz. Aldığı oyun üçte birini gösteriyorlar her seferinde. Birinci sebebi bir takım ideolojik. İşte milliyetçilere karşı oluşan bir nefretten kaynaklanıyor. İkincisi de MHP kapısına gelen anket şirketlerini, para isteyen anket şirketlerini her zaman tersliyor Devlet Bey. Ona karşılıklı özel bir hınç var. Özellikle düşük gösteriyorlar. Yani AK Parti'de düşük gösteriyorlar ama MHP'yi böyle üçte biri falan Çünkü gösterme anket hali var. yaptırmıyor. Çünkü anket yaptırmıyor. Gelen anket şirketlerine işte sizin oyunuzu yüksek göstereyim teklifiyle gelen anket şirketlere de hiçbir şekilde randevu bile vermiyor. Yani hıncın bir sebebi de bu. Şimdi bu seçim sonuçlarına dair de ben de bir şeyler söylemek isterim. Tabii. Anket şirketlerle ilgili şey Sen tabii. oraya Ben geçmeden ekleyeyim mi o tabii anket anket meselesine? meselesini Konda'yı zikrettik. Ben bir de metropolü zikretmek istiyorum. Tabii Evet. onun da ben burada şeyini vermiştim. Eğer Ayhan Bey gösterebilirse belki sen de onu Ay söyleyecektin. şu Yaptık yani ama açıklamadık diyor. ha, onu diyeceğim yani bu bir skandal yani. Evet. Bulduk diyor Erdoğan'ın diyor önde olduğunu bulduk diyor ama açıklamadık diyor. Niye açıklamamışlar onu da söylüyor. Hayır bir de ondan önce Niye başka bir sonuç Kemal açıklamalar. Kılıçdaroğlu'na zarar vermemek için açıklamadık diyor. Evet. Söylüyor onu. Evet. Yani
Bu açıkça söylüyor bunu. Söylüyor. Evet. Yani çok buradaki çekinmeden söylüyor, evet, yani evet. Utanmadan söylüyor. Enteresan yani. Şimdi bir de bunlardan böyle kamuoyuna dair algıları yönlendirmesi bakımından böyle büyük otorite gibi. Referans olarak da referans yani olarak gösteriliyor yani. Sosyal medyada falan sürekli bu yani seçim dönemi dışındaki dönemlerde de aylık araştırmalar yapıyorlar sürekli. Bu aylık araştırma dedin ya, ben müsaade edersen burada bir şey anlatacağım. Ben, yaptıklarını söylüyorlar daha doğrusu. Şimdi şöyle, ben bir kurumda çalışırken bu firmaların yaptığı aylık, iki aylık anketler oluyor. Bunları bir bültene dönüştürüyorlar ve muhtelif kurumlara gönderiyorlar abonelerinden belli bir ücret mukabilinde. Benim çalıştığım kurmada bu anketler geliyordu. Biz hani alıyoruz, genellikle insanlar yönetici özetine veya biraz merakı varsa değerlendirme kısmına bakar. Bizim biraz daha merakımız olduğu için ben ham verilerin yer aldığı kısma da baktım. O zaman dehşete kapıldım. Çünkü ham verilerdekinden farklı olarak yönetici özetine araştırmaya konulan şeyde %5'lik bir oynama var. Yani tutarlı bir oynama. Yani ham verileri almışlar. Belli bir partinin %5'i alınmış. Oraya buraya dağıtılmış. Biz çok açıkça bunu gördük. Hatta benim çalışma arkadaşım da bu yöntem konusunda çok hassas birisiydi. Ona da verdim. Dehşete kapıldı hoca da. Yani nasıl olur, nasıl bunu yapabilirler diye. Anket firmasının yöneticisini aradık. Çok meşhur birisi. Bu nasıl oluyor diye. Sehven olmuş dedi. Yani sehven ne demek? Farkında olmadan yapılmış evet. Bir şey. Hiç de öyle farkında olmadan yapılmış bir şey değil. Hani bir şeyde küsurat da biraz önce küsurat dedik ya. Mesela 49.7 diyoruz Cumhur evet. İttifakı'na. Hani sehven onu yazarken ya da söylerken ben bir rakamı 47 değil de 57 derim mesela falan. Hani küsuratı. Bu öyle değil. Yazmış ve tutarlı bir şekilde yorumlar yapmış buradan. Yani yorumlarla siyaseti dizayn etmeye çalışıyor. Yani maalesef bizdeki bu bir okur yazar sınıf var, bir elit sınıf var. Bunlar dikkat edilirse... Bu Metropol son anketinde 1-2 gün önce yine Kılıçdaroğlu'nu önde gösterdi bu arada. Evet, ben de az önce... Yani öbür açıklamasıyla da çelişiyor. Muhtemelen kendilerini ibra etmeye çalışıyorlar. Doğru değil. Şimdi, o, evet. Şimdi Acet şöyle, senin dediğin doğru, kendilerine yeni dönemde yeniden manipülasyon yapabilmek için ibra etmeye aynen çalışıyorlar. Öyle. Ya da yani şöyle, bu... ya ben muhalefetin anketçisiyim diyor. Bunu tescil etmiş oluyor. Ama muhalefete tabii. Kötülük yapıyor neticede. Ama yani zaten onu onlar şöyle... düşünsün. Ben diyor sizin işinize geldiği zaman açıklıyorum zaten diyor. Hani... İşinize gelmediği zaman açıklamıyorum diyor. Bir de bu anketçilerle ilgili bir şey söyleyeyim mi ben? Ben müsaade etsem bir şey söyleyeceğim. Bu tamahkarla sahtekar çok çabuk anlaşırmış. Şimdi bu tamahkar burada siyasi parti oluyor. Sahtekar da anket firması. Tamahkar yani umuyor. Bu kandırılmaya hazır. Üstelik parasıyla hani paranı verdim beni kandır diyor. O da o havayı sezince onu kandırıyor. Ay burada aralarındaki bir sahtekarlık olsa, tamahkarlık olsa bizi ilgilendirmeyecek. Buradan siyaseti ve ülkeyi dizayn etmeye çalışıyorlar bu tamahkarlar evet. Ve sahtekarlar. Tam da bu düzenle ilgili ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi bu kamuoyu araştırması işlerinde iki tanesi var özellikle sonuçlarda bile. Onu da birazdan söyleyeceğim. Siyaseti dizayn etme noktasında şunu yapıyorlar bu kamuoyu araştırmacıları. Bir de bu kamuoyu araştırmacıların önemli bir kısmı da böyle en temel sosyal bilimler bilgisinden de yoksun insanlar. Ve bayağı da böyle otorite kabul ediliyorlar. Mesela şunu diyorlar her seferinde istisnasız. Kilit parti HDP diyorlar. Orada bir takım etnik grupları sayıyorlar. İşte bunların oyu belirleyici olacak falan diyorlar. Türk siyasetini kasten HDP'yi mahkum etmeye çalışıyorlar. Her iki ittifakı da HDP'yle anlaşacaksınız diye onlara bir aslında yönlendirme çabası HDP'nin yapıyorlar. HDP'nin özgür ağırlığını artırıyorlar. Arttırmaya çalışıyorlar. Siyaseti dizayn etmeye çalışıyorlar. Bu siyasette dizayn etme hatta bu bütün Türkiye'nin şeyini de milli güvenliğini de dizayn etme aslında bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.